Merhaba arkadaşlar, gitarteknikleri.com'a hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere Dinzeliski markasından Strattavita Z-Glide BT Custom modelini tanıtacağım. Adı biraz uzun ama kendisi güzel bir gitar. Öncelikle onu söylemek istiyorum. Şu an zaten yakışıklılığını görüyorsunuzdur. Dinzeliski markası Türkiye'ye yeni gelen bir marka ve biz böyle markaları daha öncelikli olarak tanıtmak istiyoruz ve bunun için de çaba gösteriyoruz. Ki sizden de çok fazla talep gelince bunu biraz hızlandırmak istedim ve Dinzeliski markasından bu ikinci tanıtımımızı böylece yapıyoruz. Daha öncesinde de biliyorsunuz arkadaşlar Tagliar marka gitarı tanıtmıştım. O da şu an yanımızda. Onu da burada görüntüye almak istedik. Onun tanıtımında da duran gitar buydu arkadaşlar. Onu da bilmenizi istiyorum. Şimdi gelelim gitarın özelliğine. Öncelikli olarak ağır bir gitar olduğunu söyleyebilirim. Onu bilmenizi istiyorum. Bu sizi korkutmasın. Hani hep soruyorsunuz ağır gitar işte sahnede zorluk çıkarır mı vesaire. Hayır arkadaşlar. Ağır olması ağırlık daha doğrusu bir dezavantaj değildir. Avantaj ya da dezavantaj olarak bahsetmeyeceğim ama tabii ki bir süre sonra biraz sizi yorabilir. Bunu bilmenizi istiyorum ama kaliteli ve güzel bir askınız varsa bu sorunu minimize edebilirsiniz. Onu öncelikle bilmenizi istiyorum. Şöyle özelliklerine bakalım. dinzeliski.com adresinden özelliklerine bakıyorum. Konstrüksiyon olarak bolt demişler. Yani bolt-on bir bağlantı var. Şu an görmüş olduğunuz gibi 4 vide ile bir bağlantı yapmışlar. 24.75 skalamız var. Şu görmüş olduğunuz mesafe arkadaşlar. Şu kameramızdan alırsam yani klavyenin bittiği başladığı yerden bittiği yere kadar olan kısmı bize ifade ediyor. Gövde olarak chambered maun ve üzerinde de arkadaşlar Kanada rock maple ve flame maple görüntü var. Şimdi arkadaşlar chamber nedir? Öncelikle onu size söylemek istiyorum. Şu açıdan görebilir misiniz? Tam olarak bilmiyorum ama bir bombe var üzerinde. Yani bazı açıklamalarda görürsünüz. Flat top derler. Bu düzdür arkadaşlar ama burada öyle değil. Yani şu şekilde göstereceğim size. Böyle başlıyor. Hafif bir tepe yapıyor ve ondan sonra tekrar devam ediyor. Bombeyi de zaten gören ve çalan arkadaşlar anlayacaktır tam olarak ne demek olduğunu. Z-Glide neck demiş arkadaşlar. Sapımızın arkası bu arada yine Kanada akça ağacı. Z-Glide dedikleri de şu doku arkadaşlar böyle yılan derisine benzeyen bir işleme yapmışlar. Bu sizi rahatsız etmiyor. Aksine çok da güzel bir hissiyat kazandırıyor. Yani ben açıkçası sevdim o hissiyatı. Güzel. Soft ve ince medium sub profili var. Onu da size şöyle göstermek istiyorum. Umarım seçebiliyorsunuzdur. V sub nedir arkadaşlar? Yani şu şekilde gelip biraz hafif sivrilip ondan sonra tekrar aşağıya doğru yani biraz hayal etmenizi istiyorum. Soft olması da bunun şu arkadaki sivri yerinin biraz da oval olmasını sağlıyor bize. O da yine ince detaylar arasında. Yine baktığımız zaman Dinzeliski logosu ve headstock'ta rosewood yani pelesenk kullanılmış. Gül ağacı değil arkadaşlar. Ön tarafımız özellikle bu şekilde bir kaplama var. Sırayla gidiyorum. Gene neler var? 22 medium jumbo perdeler var. Mop diamonds dediğimiz klavye işaretleri var. Onu da şu an seçebiliyorsunuzdur. Onun haricinde natural beyaz çizgilerimiz var. Yine ağaç görüntüsünde. Onu da yine gövdedeki ince detaylar arasında. Sub kısmında da biraz daha koyu bir renk tercih edilmiş. Manyetiklerimiz yine Signature Humbucker, Alnico Magnes, yine Dinzeliski'nin kendi üretimlerinden. Volume, ton, 3 yollu switch var. 1 volume, 1 ton, 3 yollu switch ama burada görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bir kağıdımız var. Bu nedir? Burada bize bir push pull vermişler. Bu da yine ince detaylar arasında yani humbuckerlarımızı tekli manyetik olarak çalıştırabiliyoruz. O da yine güzel. 9.42 fabrikasyon tellerle çıkıyor. 20.1 akort imkanı sağlayan kilitli akort burgularımız var. O da yine şu an görmüş olduğunuz gibi güzel bir detay. Akort hassasiyeti konusunda oldukça başarılı. Tüneomatik köprümüz, stop tail piece var arkadaşlar yine. Ayarlanabilir yükseklikleri ve bu üzerinden tornavida ile değil altındaki tırtıklı yerden. Onu da herhalde şöyle yaparsam biraz daha seçebilirsiniz. Kendi elinizde ayarlayabilirsiniz bir tornavida ihtiyacı olmadan yüksekliğini. 3 tane renkli üretiliyormuş. Tobacco Burst, Vintage Sunburst ve Cherry Sunburst olarak renkleri var. Yine dediğim gibi ağırlığı oldukça yerinde bir gitar. Şöyle yine detaylarını size göstermek istiyorum. Tabii bir Dean markasından hatırlayacağınız işleme burada da var. Dean Zeliski arkadaşlar oldukça güzel. Toggle switch'imiz burada yine eskitme bir renkte. Manyetiklerimiz yine görmüş olduğunuz gibi bu şekilde kapalı. Aksam rengi olarak nikel yine tercih edilmiş. Nikel görüntü yine akort burgularında, manyetiklerde ve köprü kısmımızda ve potanslarımızda tercih edilen renk.
Birazdan Zafer Tuğruçeli bizimle olacak. Amfi olarak bu sefer de Marshall GVM 50'yi kullanacağız arkadaşlar. Hem clean tonlarda hem de drive tonlarında bize eşlik edecek. Şimdi isterseniz çok fazla uzatmadan Zafer Tuğruçeli'yi buraya davet edelim. Evet arkadaşlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gitarla ilgili bir iki şey söylemek istiyorum. Gitar bir kere şık bir gitar, onu söylemek lazım. En azından benim zevkime göre şık, hoşuma gitti. Sapın arkasında yılan desenine benzer bir ağacı, bir oyma, bir şekil yapmışlar. Bu da gerçekten ince bir ayrıntı ve farklı kılıyor gitarı. Çalarken eli rahatsız etmiyor bu arkadaki desen, onu söyleyeyim. Şimdi gitarımızın tabii ki de ses örneklerini vereceğim. Şu şekilde yapacağız. Öncelikle clean tone'da her zaman yaptığımız gibi köprü manyetiğinde örnekler vereceğim. Daha sonra push pull'umuzu açacağız. Gitarda push pull var. Emrah'ın bahsettiği gibi. Push pull'da örneğimizi vereceğim, köprü manyetiği. Sonra ortaya alacağız. İki manyetiğimizi çalıştırıp örneği verip daha sonra tekrar push pull. Sap ve push pull şeklinde örneklerimizi vereceğiz. Yani push pull ve normal sesini duyacaksınız gitarın push pull'dayken. Dilerseniz ses örneklerimize geçelim. Evet arkadaşlar, clean tone'da örneklerimizi verdik clean kanalında. Şimdi Marshall'ımızı drive kanalına aldık ve ses örneklerimizi vermeye başlayacağım. Her zaman olduğu gibi köprü manyetinden başlıyoruz, sap manyetine doğru ses örneklerini vermeye çalışacağım sizlere. Dilerseniz başlayalım. Thank you.
Evet arkadaşlar, ses örneklerimizi de verdik. Gain kanalında ses örneklerimizi de verdik. Gitarı sizlere tanıtmaya çalıştık. Gitarla ilgili sorularınız varsa info@gitarteknikleri.com'a mail atabilirsiniz. Facebook sayfamıza yorum yazabilirsiniz. Mesaj yazabilirsiniz. Ya da videonun direkt altına yorumlarınızı yazabilirsiniz. Sizlere yardımcı olmaya çalışırız arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.